وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar Mübarek Kurban Bayramı'nın hem arefesi bugün hem de yine mübarek Cuma günü. Belli ki muhitimizden, semtimizden, çevremizden çok Müslüman kardeşimiz seyahate veyahut akraba ziyaretine gitmiş oldukları görülüyor. Allah-u Teala hayırlı niyetlerle hareket eden ehli imanı muvaffak eylesin inşallah. Biz yine geçen ders üzerinde durduğumuz konuyu daha değişik tarzda bugün de işlemeye çalışacağız. Çünkü gündemimiz çok yoğun. Kurban var, bayram var, hac var, teşrik tekbirleri var. Çok yoğun bir gündemimiz var. Biliyorsunuz bugün sabah namazının farzından sonra Allahümme entes selam ve minkes selam demeden neyi okuduk bugün sabahleyin? Tekbiri okuduk. Hep beraber buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bu vaciptir. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar herkes namazla mükellef olan, çocuklar değil tabi, namaz kılmakla mükellef olan herkes unutmayacak, ihmal etmeyecek, 23 vakit ediyor. Arefe gününün sabah namazından başlıyor, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün ikindi namazına kadar İster seferde, ister ikamette olsun, ister cemaatle kılsın, ister yalnız kılsın. İster kadınlar olsun, ister erkekler olsun, mutlaka bu tekbir getirilecek. Bu ayrı bir vazife. Aynı zamanda şimdi bütün dünya hacıları Arafat'ta içtima etmiş durumda. O da büyük bir hadise. Gidenler gitti, şu anda Arafat'ta bulunuyorlar. Allah'a hamdolsun ki bu sene bayramımız da aynı güne gelecek. Bütün dünya Müslümanları aynı günde bayram yapmış olacak. Bu da iyi bir tecelli inşallah. Arkasından yarın nasip olursa Kurban Bayramı namazını kılacağız. Bayram namazı. O da ayrı bir hadise. O da ayrı bir hadise inşallah. Bayram namazından sonra ilk iş, yani yapılacak hemen ilk iş kurban kesmek olacak. Mezarlığa filan gitmeyesiniz. Önce kurban alanlar kurbanını kesmeye, almayanlar da mezarlığa değil, nereye? Siz söyleyin. Pazarlığa. Mezara gitmeyeceksiniz, pazara gideceksiniz. Ne var pazarda? Kurban var. Onları keseceğiz. Kurban kestikten sonra onunla meşgul olacağız. O da bir ibadettir. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kurban günlerinde bir Müslümanın yapacağı ve yaptığı amellerin içinde
kurban kesmekten daha muhteşemi yoktur. Alnını secdeden kaldırmasa, böyle alet devam secdede kalsa, kurban kesmek kadar faziletli değildir. Yani o kurban günlerinde, üçüncü gün güneş batana kadar, dördüncü gün kurban kesilir mi? Bak ses gelmiyor. Kesilmez. Üçüncü gün güneş batana kadar. Bunun mühleti var, herkes kafasından vakit tayin edemez. Şeriatın sahibi kurbanın ne zaman başlayacağını da, ne zaman biteceğini de, hangi hayvanlardan kesileceğini de, nasıl kesileceğini de, nasıl dağıtılacağını da, derisinin kime verileceğini de, vallahi peygamberiyle bize ilan etmiştir. Kimse kalkıp bize hocalık etmeye kalkmasın. Kimse kalkıp ahkam kesmesin. Hiç kimsenin Allah ve Resulünden başka bu konuda sınır çizmeye, konuyu değiştirmeye hak ve selahiyeti var mıdır? Yok. Mesele bitmiştir. Ancak Allah. Elimizde Kur'an var. Elimizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 600 bin hadisi var. Kimin ne haddine? Kimin ne söylemeye hakkı var, haddi var? Demek ki mübarek bugünlerde çok işimiz var, çok işlerimiz var. Kurban günlerinde, bayram günlerinde diyelim, mutlaka insanlar arasında hayırlı işler yapmamız lazım. Ne gibi diyeceksiniz? Mahallenizde, muhitinizde, çevrenizde birbirine küskün, dargın, konuşmayan müminler varsa onları barıştırmak o mahalledeki Müslümanlara vallahi farz-ı kifayedir. Kurban kesmek gibi. Birkaç Müslüman o dargınları, küskünleri barıştırırlarsa farz yerine gelmiş olur. Kimse böyle bir teşebbüste bulunmazsa o mahallenin Müslümanları cehennemlik olur. Aman dikkat edelim. Yani yalnız kurban günlerinde vazifemiz kurban kesmek değil ha. Birbirine küskünler, dargınlar, kızgınlar var mı yok mu? Var. Bunları barıştırma teşebbüsü de Müslümanlara farzdır. Yani biz bunları niye ihmal ediyoruz? Bırak normal mahallede komşusuyla dargın olmak şöyle kalsın. Annesiyle, babasıyla dargın olan ahmaklar var. Allah korusun. Anasına dargın, babasına dargın eşekler var. Bunlarla uğraşmamız lazım. Yani bunları haşa Bulgaristan'dan mı gelip barıştıracaklar? Sen barıştıracaksın. Ne güne duruyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki La yahillu li müslimin. Çok mühim bir hadis. En yehcüre ekâhu fevke selâsin. Ne demek selâse? Üç demek. İki Müslümanın üç günden fazla dargın durması haramdır. Üç günden sonra eğer barıştıran olmamış, onlar da barışmamışlarsa, o halde ölürlerse cehennemlik olurlar. Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Sosyal hayatımızın, toplum hayatımızın temelleri bunlar. Allah-u Teala bayramları barışmaya sebep halketmiş. Barışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye bayram bir vesile midir, değil midir? Vesiledir. Daha bayram oldu. Bayram demek yani et yemek değil ki. Birbirini yiyen insanlar et yese ne olur, çöplük yese ne olur? Birbirini yiyen, birbirine küskün adamların, Müslümanların bayramı olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bak yeminle söylüyorum. Dikkat edin. Bayram demek barışmak, birleşmek, uzlaşmak, anlaşmak, toplaşmak. Bunlar çok mühim meseleler. Onun çok işlerimiz var. Yine ben geçen ders